TFF ikinci lig kırmızı grupta mücadele eden Zonguldak Kümürsporlu forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Matur, Hatay'daki deprem faciasında 31 yakınını kaybetti. Deprem haberini alır almaz ailesine ulaşmaya çalıştığını anlatan Matur, yeğenleri Ada ve Duru'yu kaybetmenin acısını yaşıyor. Oğuzhan Matur, günlerce enkaz başında bir umut yakınlarından gelecek sevinçli haberi beklediğini anlattı. İlk başta tabii ki bir korku bastı tüm ülkemizi. Ailemize ulaşmaya çalıştık, arayamadık, ulaşamadık daha doğrusu. Ondan sonra biraz korku zaten, korku hissi geldi. Oraya en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştık ve ulaşabildik de. Zonguldak'tan Hatay'a ulaştığında madencileri gördüğünü, bunun üzerine umutlandığını söyleyen Matur, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı. Şimdi ilk gittiğimizde tabii ki madenciler çalışıyordu. Onları gördüğümüzde zaten insana bir umut doğuyor ve insanlar çalışıyor, birilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kuzenim 30 saat sonra çıktı. Onun ardından eşi ve çocuğu da çıktı, kurtuldu, sağ kurtuldu. Yani oraya gittiğimizde tabii ki insan umutlanıyor ama gün geçtikçe biz iki kızımızı bekliyorduk, Ada'yla Duru'yu. Küçük yaşta maalesef ulaşamadık onlara. 6 gün geçmişti. Hala haberi yoktu ve en son cansız bedenlerine ulaşmıştık. Kaç yakınlık? 31 toplam. Evet, enkaz başında bekledik. Zaten biz günde 3 saat uyuyorduk herhalde. Yani 3 gibi geliyorduk, 6 gibi çıkıyorduk. Orada saatlerce bekliyorduk. Soğuk diye de ateş yakıyorduk. Hem madencileri hem bizi ateş başında bekliyorduk. Sabırla bekliyorduk. Zordu ama zor günler geçirdik. Hem elektrik konusunda da sıkıntı vardı. Elektrik yoktu. Telefonlar iyi çekmiyordu. Lavabo sıkıntısı vardı. Yemek yardımları geliyordu. Çok iyi bir şekilde gerçekten inanılmaz bir yardım geldi. Hem kıyafet hem gıda yardımı. Ama hem psikolojik hem fiziksel zor günler geçirdik. Şimdi yardımcı oldum onlara. Tabii ki enkaza girip insan kurtarmak benim elimden gelen bir şey değil ama onlara en iyi şekilde yardım etmeye çalıştık. Çay olsun ısınmak için ateş yakıyorduk. Ateş yakıyordum. Çorba getiriyorduk. Yani onlara güç vermek için, onlar da çünkü umutlanıyor. Onların da artık kişisel meselesi olmuştu insan kurtarmak. Elimizden geleni ondan dolayı onlar için de yapmaya çalıştık.